Arkadaşlar merhabalar bu videomla birlikte 0 geometri kampının 13. hafta videolarına başlıyoruz. Evet neyle başlıyoruz? Çember ile başlıyoruz arkadaşlar. Yani çembere giriş yapıyoruz ve bu hafta çemberin temel elemanlarından bahsedeceğiz. Yani biraz uzunluk bilgilerine böyle bir ön temel böyle temel altyapı hazırlayacağız hatta açıda da bu yöntemleri kullanacağız. Evet bu hafta iki video olacak. Kitabımızda kaçıncı sayfadayız? kitabımızda 156. sayfa, 157. sayfa ve 158'i işleyeceğiz. Bu videoda hadi bakalım dersimize başlayalım. Çemberin temel elemanları yani bu videoda çemberin elemanlarını tanıyacağız. Çemberde açıya bir altyapı, çemberde uzunluğa ve daire alana yani bütün çember ve daireye bir altyapı şeklinde olacak bu haftamız. E, altyapılar her zaman önemlidir. Tanım çok önemlidir. Tanıma şöyle bir odaklanalım bakalım. Sorularda da bu tanımı kullanacağız mı? Evet Düzlemde sabit bir noktadan eşit uzaklıktaki noktalar kümesine biz ne diyoruz? Çember diyoruz arkadaşlar. Sabit bir nokta olacak eşit uzaklık. Mesela şuradan şu kadar uzunluk, şu kadar uzunluk, bu kadar uzunluk. İşte bu noktaları böyle çoğunlaştıracak olursak böyle sıklaştıracak olursak da şöyle bir ne belirtiyor arkadaşlar? Çember belirtiyor. Düzgün çizilmişi burada var o yüzden ben bunu sileyim. Evet çember buna diyoruz arkadaşlar. Bak tanıma dikkat et. Tanımda ne var? Sabit bir nokta var. Ve eşit uzaklıktaki noktalar kümesi. O eşit uzaklıkta biz bunu ne diyoruz arkadaşlar? İşte şuradaki uzunluklar. Yani bunlar ne? Şunlar yarıçap uzunluğu arkadaşlar. Bir de önemli olan şeylerden eşit uzaklıktaki sabit bir nokta olacak, bir de eşit uzaklık olacak. Yani sabit bir nokta, çemberin merkezi ve yarıçap burada çok önemli arkadaşlar. Evet, hatta şu başlığını oraya yazalım. En etkili silahımız yani. Evet yazalım, hatta aynısını yazalım. En etkili silahımız, bütün çember konusunda, daire konusunda, daire de, alanda da en etkili silahımız nedir? Silahımız yarı çaptır arkadaşlar. Yarı çap çizmektir. Evet, yarı çap çizmek. Bu çok önemli. Bir ek çizim çizeceksek, işte bu konunun ek çizimi arkadaşlar bu. Ek çizim neymiş? Yarı çap. En etkili silahımız yarı çap. Bunu ağzımdan çok duyacaksınız arkadaşlar. Gerçekten ama gerçekten çok önemli. Çünkü niye? Tanımda o geçiyor sabit bir nokta ve eşit uzaklıktaki noktalar kümesi. Yani eşit uzaktaki noktalar kümesi işte bunlar yarıçaptır. biz yarıçapı nereden çizeceğiz? O sabit bir noktada önemli. İşte çemberin merkezinden çizeceğiz arkadaşlar. Bunu da sakın ama sakın unutmayın. Evet O noktası neymiş? Çemberin merkezidir arkadaşlar. Sonra AB çemberin nesidir? Çapı diye geçer. Bakın 2R uzunluğundadır. AO da çemberin yarıçapıdır. Yarıçapıdır ve ne ile gösterilir? Genelde R harfi ile gösterilir arkadaşlar. Tamam. Şimdi tanıyalım bakalım bunları. Teğet var. Evet çember ile bir tane ortak noktası olan doğruya teğet doğrusu denir ya da teğet denir. Evet çember sadece bir tek ortak noktası varsa tam bu ortak noktasıysa evet burası teğet noktasıdır. Ve bunu çemberde açı konusunda ispatı orada geleceği için ama çemberde uzunlukta da kullanacağımız için şimdiden söylüyorum. Ek çizim yöntemlerinden biri de zaten yarıçap çizmekti. Merkez varsa teğet varsa çektik diye böyle bir anahtar kelime şeklinde bir kodlama yaptıracağım arkadaşlar. Yani çemberde gerçekten kodlamalar çok işimize yarayacak. Merkez varsa teğet varsa çektik. Yani D doğrusu çembere T noktasında nedir? Diktir. Bu önemli bir nokta. Hatta şu sözü çok duyacaksınız. Merkez varsa teğet varsa çektik. Bunun da ispatını ben size nerede yapacağım? teğet kiriş açıya anlatırken bunun ispatını yapacağım. Önemli olan noktalardan biridir arkadaşlar. Çünkü biz burada e, bir çembere teğet gördüğümüz zaman özellikle uzunluk sorularında bazı açı sorularında da kullanıyoruz tabii ki. Merkezden teğet doğrusuna teğet noktasında çizilen doğru diktir cümlesini de kullanacağız. Ya da kısaca merkez varsa teğet varsa çek dik. et evet, kiriş. Kiriş dediğimiz çember üzerindeki iki noktayı birleştiren. Evet çember üzerindeki farklı iki noktayı birleştiren doğru parçasına biz ne diyecekmişiz? kiriş adını söyleyecekmişiz. Ee, AB nedir? AB kiriştir. E çemberdeki en uzun kiriş nedir? Bakın kirişleri şöyle bir şey yapacak olursak. Şöyle bak ne oldu? Daha da büyüdü. Daha da büyüdü. Tam merkezden geçtiği zaman en büyüğü oldu. Sonra daha da küçülüyor mu? Evet. Görüyorsunuz arkadaşlar. Daha da küçülüyor böyle gittiği zamanda. Ya da buradaki kirişler AB'den daha da aşağı gittiği zaman ne oluyor arkadaşlar? Daha da küçülüyor. İşte burada çemberdeki en uzun kiriş de nedir? çaptır arkadaşlar. Bazen böyle cümleleri de kullanacağız. Ee, en uzun kirişten bahsedilir mesela altımıza direkt ne gelecek? Çap gelecek. Bunu da unutmayın. Tamam? Evet, gelelim diğer şeye. Çemberde iki ortak noktası bulunan doğruya çember ile iki ortak noktası doğru bulunan doğruya. ya da çemberi kesip geçen doğruya biz ne diyoruz arkadaşlar? Kesen doğrusu adını veriyoruz. Evet. Şu kesen doğrusu Evet şurası neydi? Kirişti. Çember üzerindeki iki noktayı birleştiren doğru parçası kirişti. Ama kesip geçen doğru yana ne diyormuşuz? Kesen doğrusu diyoruz. Soru tiplerinin içerisinde belki böyle şeyler duyabiliriz diye bundan da tanımlarını da öğretiyoruz tabii ki en başta. Çemberin üzerindeki farklı iki nokta arasında kalan çember parçasına da biz ne diyoruz arkadaşlar? Yay adını veriyoruz. Evet mesela bu. AB yayı. Ya da ABC yayı mesela şu. Mesela CD yayı. Mesela ADC yayı. Mesela ben bunu daha da çoğaltabilirim böyle. Bunlar nedir? İşte atıyorum BD yayı. Ondan sonra nokta böyle çoğaltabiliriz. Yalnız bir şey söyleyeceğim arkadaşlar. Şuraya dikkat edin. Çember üzerindeki iki nokta. Mesela A ve B aldığımız zaman hocam AB yayı deyince ben burayı mı alacağım, burayı mı alacağım diye böyle kafanızda bir soru işareti olabilir. Bak burası nedir? AB yayının küçük parçası. Burası nedir? AB yayının büyük parçası. Eskiden şöyle bir tanım vardı. Minör ve majör. Minör mini minnacıktan gelsin. Belki bazı kitaplar hala kullanıyordur. Şu an müfredatta geçmiyor ama ben size bahsedeyim. Şurası minör yayı yani küçük olan yay. AB yayının küçük olan yayı. AB yayının büyük olan yayına da biz majör yayı diyoruz. Ama milliyetimin kitabında AB yayı dediği zaman şöyle küçük olan parçası olarak tanımlandığı için bu şekilde küçük olan parçasını alacağız. Evet burası neymiş arkadaşlar? AB yayı olarak tanımlanıyormuş. E hocam ya böyle bir şey gelirse hani bir böyle bir böyle AB yayı nerenin küçük olduğunu tam böyle gözümüzde kestiremezsek işte burayı mı alacağız burayı mı alacağız işte ÖSYM burada işi riske atmaz atıyorum buraya bir X der AX B yayı der alt tarafı böyle göstermek istiyorsan ama genelde dediğim gibi B noktası daha da aşağıda oluyor e küçük olan yay şurası AB yayı dediği zaman da şuradaki parçayı alacağımızda bilelim çünkü Milli kitabında böyle geçiyor tanım olarak da bu şekilde bilmemizde fayda var arkadaşlar. Bunu da unutmayın. Ama bazen minör yayı, ya da bir X koyup daha X, B şeklinde böyle gösterdikleri de oluyor arkadaşlar. Tabi biz milletim dahilinde gitmek zorundayız. E, A, B dediği zaman küçük olan parçasını almayı unutmayacağız. Yani minör dediğimiz parçayı almayı unutmayacağız. Yarı çap. Evet. Çemberin belki de en etkili silahıdır. Böyle ek çizim, mek çizim çizeceksek. Yani yarı çapla alakası yerde bir eşitlik varsa... Hangi soruda olursa olsun çemberde açıda çemberde uzunlukta daha da alanda ne olursa olsun en etkili silahın yarı çap. Çemberin merkezinden çıkan ve çemberin üzerine kadar giden şu uzunluğa biz ne diyoruz arkadaşlar yarı çap diyoruz. Peki yarı çap çizerken ne yapacağız? Kafamıza göre hocam buradan bir yarı çap ya da şuradan bir yarı çap ya da buradan bir yarı çap çizmeyeceğiz. Çember üzerinde hangi köşe varsa o köşeyi biraz sonra görürsünüz. Mesela atıyorum şöyle bir çember çizilmiş. Atıyorum şöyle bir dikdörtgen çizilmiş. Tamam mı? Çemberin merkezi burası. Çember üzerindeki noktalar şuralar ve şuralar. Mesela sen burada yarı çap çizeceksen öyle kafana göre şunu çizeyim. Ya da bu çizilmişken vay bunu uzatayım şeklinde değil. Buradan şuraya doğru çizeceksin kardeşim. Çember üzerindeki köşeye doğru çizeceksin. O köşeler de zaten soruda tayin edilir. Buna da dikkat et kardeşim. En önemli noktalardan biri burası. Tamam mı? Evet çember üzerinde ya çemberdeki en etkili silahın yarı çap. E, bütün böyle çemberi konu anlatımındaki gördüğünüz yani e, işleyeceğimiz soruda ya da her videoda arkadaşlar bu sözümü çok duyacaksınız çünkü gerçekten çemberin tanımı zaten bu e, sabit bir nokta var eşit uzunluk var yarıçap bizim için gerçekten çok önemli. Evet şimdi bunları tanıdık hadi bakalım sorulara başlayalım. Bu arada şunu kesinlikle söylemeliyim böyle biz çember tanımladık çeyrek çember gelir karşımıza yarım çember gelir. Ya da ne bileyim böyle çember yayı karşımıza gelebilir. Böyle bir şeyi soruda gördüğümüz zaman hocam ben bunu vay efendim böyle çeyrek çember gelmiş. Ben bunu çembere tamamlayayım. Soruyu öyle çözeyim. Kafanızı karıştırır. Eğer soruda çeyrek çember verilmişse çeyrek çember sorunun çözümü için büyük ihtimalle yeterlidir. Baktığınız çeyrek çember verilmiş ya da yarım çember verilmiş soruyu çözemiyorsunuz. Son çare olarak çembere tamamlarsınız. Ondan sonra işleminizi yaparsınız. Bu benim tavsiyemdir. Sadece tavsiyede bulunuyorum arkadaşlar. Çünkü gerçekten soru çözümü için çeyrek verilmişse çeyrek yeterlidir. Evet o çeyrek çemberin merkezi. Çeyrek olması ne anlama geliyor? Çeyrek olması tam çember 360 derecelik ya 90 dereceli çeyrek 100 e, şu olunca da arkadaşlar yarım çember. Ne? 180 derece olunca da yarım çember adı veriliyor. Ya da böyle bir çember dilimi ya da böyle çember yayı ya da daire dilimi şeklinde de söylenilen parçalarda da oluyor sorularda oluyor o soruları gördüğümüz zaman da çemberi tam anlamamıza gerçekten gerek yok evet o çeyrek çemberin merkezi yani burası 90 derece DC ile OB birbirine paralel verilmiş bunlar paralel hemen verilen bilgileri kullanacağız hep o odaklı gidiyoruz zaten e bunlar birbirine paralelse yön dolayı burası da 90 derece mi evet e ondan sonra 10 verilmiş 2 verilmiş x kaç santimetredir diye soruluyor öncelikle yarı çap bizim için çok önemli Hocam çemberin yarı çapı 10. E hocam burası da 10. E o zaman buraya ne kaldı? 8 kaldı. E baktık. Şurası da 90 derece. Bir şey yapamıyorum. Bir uzunluk isteniyor. Çemberdeki en etki silahımızı kullanacağız. Nedir? Yarı çap. Aha yarı çap çizeyim hocam. Değil kafana göre değil. Çember üzerindeki noktalara bak. Buraya çizeceksin. Çizdikten sonra bak ne geldi burada. Güzel bir şey. Dik üçgen çıktı mı karşına? Çıktı. Evet buradaki dik üçgene göre sonuca ulaşacağız arkadaşlar. Sen burada yarı çap ama yarı çap çizmeyle kalmasın. Yarı çap uzunluğu ne? E hocam yarı çap uzunluğu 10'du. E o zaman burası da 10. Bak 8, 10. Ne üçgeni? 6, 8, 10 üçgeninden. X'i kaç buluruz? 6 olarak buluruz. En etkili yarıçap yarı çap. Unutma. Geldik örnek 2'ye. Bak yarım çember verilmiş. Tamam. Yarım çember verilmiş. Bak yarı çap uzunluğu da kaç verilmiş? 5. E hocam burası da 5. Eyvallah. E baktın soruyu çözemiyorsun. En etkili silahın. E, çizim çizmek zorundasın. En etkili silahın da çemberde. Hop yarıçap. Kafana göre değil. İşte böyle çeyrek çember oluşturayım falan filan değil. Çember üzerindeki noktaya bak. D noktası verilmiş. Buraya kadar çizdim. E hocam bu yarıçaptı. çaptı. 5'i yapıştırdım. E buraya 5'i yapıştırınca şurada bir dik üçgen çıktı mı? Çıktı. 4 5 ne üçgeni? 3 4 5 üçgenden 3. E bunun tamamı yani 3 artı x neye eşit? 5'e eşit olduğundan x'i de böylelikle 2 olarak buluruz. Evet örnek 2. 2 bulduk Geldik örnek 3'e. O çember merkezi. Arkadaşlar OB uzunluğu 2x artı 3 verilmiş. AO uzunluğu da ne verilmiş? X artı 9 verilmiş. A hocam bu da yarıçap bu da yarıçap. Yani 2x artı 3'ün x artı 9'a eşit olması lazım. Buradan da x kaç geliyor? 6 geliyor. Ama cevap 6 değil. Çemberin yarıçapı isteniyor. Yarıçap dediğimiz ya x artı 9 ya da 2x artı 3 değil mi arkadaşlar? Evet. E buradan Yarı çapı ben bulabilirim. Yarı çap uzunluğu ne yaptı o zaman? X artı 9 yaptı. X yerine 6 yazdığımızda 15 yaptı. Ama cevap hala daha bu değil. Bizden çap isteniliyor. Çap da 2 R'ye eşit olduğundan 2 çarpı 15'ten cevap ne olur o zaman? 30 olur. Yani örnek 3'ü 30 bulduk. Geldik örnek 4'e. Evet o çemberin merkezi. Bak merkez bizim için çok önemli. Ve yarı çap da çok önemli. Yarı çap da 4 kök gibi verilmiş. E, bu da bir kareymiş. Karenin alanı nedir diye soruluyor. E, arkadaşlar bir şey yapamıyoruz. Yarı çap bilgisinden dolayı sonuca ulaşamıyoruz. O zaman bir şey çizmemiz lazım. En etkili silahımız neydi? Yarı çap. Öyle kafana göre bunu uzatayım falan değil. Çiz yarı çapı. Çember üzerindeki nokta burası. Çizdim buraya. E hocam bu yarı çap uzunluğu. Bak 4 kök ki burası. Bu da yarı çap uzunluğu 4 kök ki. E, bu bir kare olduğundan dolayı bunlar birbirine eşit. İkiz kenar dik üçgenden dolayı 4 kök ki ise yani 45-45 90 üçgen olduğundan dolayı Bunlar da 4 4 olur. E bizden coD'nin karesi e, alan isteniyor. E kare karenin bir kenarı 4 olduğundan dolayı 4'ün karesinden cevap kaç çıkar? 16 çıkar. Evet, en etkili silahımız gerçekten de neymiş? Yarıçap. Geldi örnek 5'e. Çeyrek çemberin merkezi. Çeyrek çember olduğu zaman burası nedir? 90 derece. Bu bir dikdörtgen verilmiş. Dikdörtgense burası da 90, burası da 90, burası da 90'ı yapıştırdık hemen. Sonra o E ile ebenin uzunluğu birbirine eşit verilmiş. Tamam bunu kullanalım. A A diyelim. Bizim için önemli olan şey uzunluk neresi? Yarı çap. A hocam burası yarı çap uzunluğu. Bak 2 A. Hemen 2 A'yı düşündük. Yarı çap uzunluğunu hemen düşünelim arkadaşlar. Hatta burası da 2 A. A buradaki 2 A işime yaramıyor. Çemberin yarı çapı nedir diye soruluyor bize. ED D uzunluğunu da vermiş 2 köküş diye. Tamam. Şimdi ne yapacağız arkadaşlar? En etkili silahımızı kullanacağız. Nedir? Yarı çap. Çemberin merkezine kalemini koydun. Yarı çap böyle değil. Çember üzerindeki nokta. Yani bak buraya çizeceksin. Çizdin. E yarı çap uzunluğu. R hocam burası. R dediğimizde 2A değil miydi? Evet. A ne çıktı burada? Bir üçgen. Hatta bak güzel bir üçgen. Pisagor bağıntısından da bulabilirsin ama o güzel üçgeni artık görüyorsundur. 90'ın karşısı 2 aken hangi açının karşısı A'dır? 30'un. 30 90 iken burası da 60 yaptı. E burada 30'u karşısı 60'ı karşısı 2 kökü 30'u karşı da köküçe bölünmüş halidir. Yani 2'dir. O zaman burası da kaç yaptı? 4 yaptı. Yarı çap uzunluğu kaç oldu o zaman arkadaşlar? 4'e eşit oldu. Örnek 5. 4 oldu. Geldik örnek 6'ya. Aa hocam ben buradan bir tane hemen böyle köşegen çizeyim. Değil. Bak çember konusundaysan en etkili silahın yarı çap. Çeyrek çember demiş. O zaman burası nedir? 90 derece. Bak dikkat et. Burası kaç? 15. Dikdörtgenden dolayı burası da 15'tir. Aa yarı çap benim için çok önemliydi. Yarı çap uzunluğu 15 oldu. E hocam burası da yarı çap. Buraya da 15 diye yazalım. Tamam. Evet burası da 15 burası da 15. Sıkıştık. Yani ne yapacağız o zaman? E çemberdeki en etkili düşüneceksin. Nedir? Yarı çap. Çemberin merkezine kalemini koydun. Yarı çapını çiz kardeşim. Hop çizdin. Çizince ne geldi burada? Hocam bir dik üçgen karşıma çıktı. Bu arada yarı çap çizmeyle olmaz. Yarı çap uzunluğu belli mi? Belli. Onu da yazsana buraya. Yani burası 15. E artık burada bir dik üçgen var. 12, 15 ne üçgeni? 9, 12, 15 üçgeni. 3, 4, 5'in katından dolayı. E bunun tamamı da bak x'e bak. Yarı çap uzunluğu. 9 artı x eşittir. 15 ise x'i de böylelikle kaç buluruz? 6 olarak buluruz. Yani örnek 6, 6 çıktı. Ken 0, 6'nın 6'sı. Geldik örnek 7'ye. Bak şimdi. Ne var burada? Yine çeyrek çemberin merkezi. Ve bu bir dikdörtgen verilmiş. 90'ları yapıştıralım. E hocam yarıçap bizim için çok önemli. Ama buradaki yarıçap uzunluğu da yok, buradaki uzunluk da yok. Bir yalnız burası 5, 12. E buranın da 12, buranın da 5 olduğunu biliyor muyuz? Biliyoruz. E sıkıştık, Sıkıştığımız zaman bir şey çizmemiz gerekiyorsa en etkili silah. Unutma, nedir? Yarıçap. Çizdin yarıçapı. E burada ne çıktı kardeşim? Bir üçgen, özel bir üçgen. Ne özelici? 5, 12, 13 üçgenden 13. Bak, yarıçap 13. Hocam burası da 13, burası da 13 olacak. Dikkat et x artı 5 13 oldu ve x de böylelikle kaç bulduk 8 bulduk evet böylelikle örnek 7'yi 8 bulduk geldik örnek 8'e o çeyrek çemberin merkezi demiş bak yarı çap uzunluğu kaç verilmiş 3 en etkisi lan 3 üç. 3'ü kullanacağım 3 ise burası da 3 e, dikdörtgen burası burası da 3 eksik parçaları yazıyorum hocam 4 ise yukarısı da 4 müdür evet ve dikkat et bu da yarı çap uzunluğu şuraya kadar olan parçası yani bu da 3 Yarı çap senin en etkili silahın. Bunu unutma. Yarı çap uzunluklarını göster. Gösterdim. BD uzunluğu isteniyor bizden. E arkadaşım burada artık bir dik üçgen var mı? Var. E bu ne? 3 burası. 4 burası. E buranın da kaç olması lazım? 5. Yani 3 artı x eşittir 5 ise 3 4 5 özel üçgeninden dolayı x de böylelikle kaç buluruz? 2 olarak buluruz. Örnek 8'i 2 bulduk. Geldik örnek 9'a. Örnek 9'da evet bakıyoruz. Yarı çap uzunluğu isteniyor. En etkili silahımız yarı çap. Aa hocam bak dikkat et. Burası da yarı çap. E, burada belli bir parçası verilmiş. 2. O zaman ben buraya A dersem. Yarı çap uzunluğu ne oldu? A artı 2. Evet. X'i bulmak için A'yı bulmalıyım ben. En etkili silahımız neydi? Yarı çap. Al sana yarı çap. Çember merkezinden çember üzerindeki noktaya çizdin. Ama yarı çap uzunluğunu çizmeyle kalmasın. Yarı çap uzunluğunu da göster. E yarı çap uzunluğu ne? Hocam A artı 2. O zaman burası da A artı 2. Al sana Pisagor. A artı 2'nin karesi neye eşittir? 6 ve A'nın kareleri toplamına. 6'nın karesi artı A'nın karesi. işlem işlem işlemle A'yı bulacağız. Arkadaşlar özellikle bu konuda hissetmeli sorular çok geliyor. O yüzden özel üçgenli yapıları böyle bilin diye söylemiştik. 6 varsa ne üçgendir? E hocam 6 8 13 üçgendir. A yerine ben 8 yazarsam A yerine 8 yazdığımızda burada 10 sağlaması tutuyor mu? Tutuyor. Hisset kardeşim. Yani A'yı 10 bulduk. A bizden X isteniyor. X de A artı 2 eşit olduğundan. E burada X de A artı 2. A'yı biz kaç bulduk? 8 bulduk. Çok özür dilerim arkadaşlar. 8 bulduk. A'yı 8 bulduk. Bizden ne isteniyor? X. Yani yarı çap isteniyor. Yani A artı 2 isteniyor. A yerine 8 yazarsak 8 artı 2'den cevap kaç çıktı arkadaşlar? 10 çıktı. Evet örnek 9 böylelikle 10 oldu. Ve geldik örnek 10'a. Arkadaşlar öncelikle verilen bilgileri kullanalım. Her zaman söylüyoruz. Her, hangi konuda olursa olsun. İlk önce verilen bilgileri kullanacaksın kardeşim. Adam sana burayı dikdörtgen burayı kare demiş. Hocam bu dikdörtgense karşısı karşısında 7 midir? Evet. Bu kare ise burası da 5, burası da 5, burası da 5 midir? Evet. Ve şunlar da 90'ar derece midir? Aynen öyle. Ve şurası da aynı şekilde 90'lar derece midir? Aynen öyle. Bunları yazdıktan sonra ne yapıyoruz arkadaşlar? En etkili silahımız. yarıçap. çap. E hocam ben yarıçap inceliyorum. Şurada yarıçap uzunluğu yok. Burada yarı çap uzunluğu yok. E ne yapalım? En etkili silahımızı kullanalım. Yarı çap. Çemberin merkezinden çember üzerindeki noktalara ya G'ye ya, ya D'ye. Şu G'ye bir çizelim bakalım. G'ye çizince güzel bir şey çıktı burada. Dik üçgen. E o dik üçgenin kenarları kaç? Hocam şu kenar 5. Bu kenar 12. 5, 12, 13. Bak yarı çap uzunluğu 13 oldu. Yani burası da 13 olacak. Çemberin nesi isteniyor bizden arkadaşlar? Yarı çap uzunluğu isteniyor zaten. Yarı çap uzunluğu da böylelikle kaç çıkar? 13 çıkar. Çok zevkli değil mi arkadaşlar? Valla ben anlatmayı en çok sevdiğim konulardan biri gerçekten bu. Çember konusuna acayip böyle hastayım. En sevdiğim konulardan biri de çember konusudur aslında. Siz de bu konuyu böyle çözerken çok zevk alacaksınız. Gerçekten çok severek yapacaksınız. Evet gençler e, ilk videoyu halletmiş bulunduk. E, bundan sonrasında da çemberde kiriş özelliklerinde yani yine dik üçgenli sorularda yani yine dik üçgenle ilgili çözülebilen sorular kısmından bahsedeceğiz. E, o zaman ne diyoruz bir sonraki videoda yani 13. haftanın ikinci videosunda görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.